Soruyu sormadan önce benden istediğin bir şey var mı? Yok. Tamam. Ne istediğin? Sigaran varsa? Ukrayna pahalı mı? Ya şimdi kanka, Ukrayna yer yer pahalı, yer yer ucuz. Nereleri pahalı? Mesela Tekelbay'dan sigara aldığımızda hani 10 liraya, 11 liraya alıyorduk. Hı. Ama bir yemek yediğimizde falan bu Türkiye ile aynı eşdeğer durumdu. Alkol sigara ortamına göre ucuzdu. Yemekler kalite performans olarak biraz daha uygun. Mesela bir McDonald's'tan yemek yediğimizde 60 grimle veriyorduk. 15 lira falan para. Hani büyük boy falan olduğunda 16-17 TL. Bir miktar daha ucuz diyebiliriz ama şeye endeksli olanlarsak. Şu an biz gittiğimizde grimle 4 olmuştu. Yani bundan bir yıl sonra grimle 10 olur. Bu sefer ne olur? Bizim orada 15 liraya yediğimiz şey, özür dilerim 60 grimle yediğimiz şey biz 15 lira verirken 6 lira vermiş oluruz. Yani bu tamamen grimle'nin borsa olarak endeksiyle alakalı bir şey. Anladım. Ama şu an grimle 4 lira aşağı yukarı ve pahalı bir ülke değil. Türkiye'nin minimalist olarak bir iki tık altında diyebilirim ucuzluk olarak. Fakat eskisi gibi ucuzluk göremiyorum ben. Peki nereleri ucuz? Ucuzluk bakımından? Yani ben daha çok gece kulüplerine, barlara gittim. Bir barda bir bireye 5-6 lira verirken mesela, ki bu Türkiye'de imkansız. Farklı bir mekanda bireye 15-20 lira verdim de oldu. Ama asla 20 lirayı veren bir mekana ben gittiğimi hatırlamıyorum. Yani gece hayatı olarak kesinlikle uygun. Ama bir haftalığına gittim. Arkadaşımla gittim ve her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Yemekleri dışarıda güzel restoranlarda yedik. Evde kaldık, güzel evlerde kaldık. Kırbaçlandınız. Kırbaçlandık, yeri geldi. Biliyor, şurada. Kıyafet. Neyse, hani elimizden geldiği kadar para harcamaya çalıştık ve bundan kaçınmadık. Her zaman zaman evde menemen yapmışlığımız olmuştur. Canımız çekmiştir. Ama yani her yere taksiyle gitmeye çalıştık, Uber'le gitmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Uçak bileti hariç olarak kişi başı 2,5-3 milyar para verdik. Ama 1,5 milyar da işin altından kalkabilirdik, 1 milyar altından kalkabilirdik. Veya ben bir kültür gezisi yapmak istiyorumdur. Sadece müzelere, katedrallere, tarihi yerlere giderim. Ve alkol sigara kullanmıyorumdur. Belki 1 milyara düşer bu bütçemiz. Ukrayna'da Ukrayna'ya gidilmek istediği zaman nerede kalınmasını tavsiye edersin? Couchsurfing denen bir internet platformu var. Bu site sayesinde tanımadığınız insanların evlerinde size kalabilme fırsatı veriyor bu site. Ücretsiz olarak. Tabii hani referans durumu illaki olacaktır. Ne kadar güvenilir olduğunuz, sonuçta başka bir insan sizi evinize kabul ediyor. Keza siz de başka bir insan evinize kabul ediyorsunuz. Yani ben tek başıma gittiğimde bir otelde, hostelde ya da evde kalacağıma Couchsurfing'de ücretsiz olarak bu deneyimi yaşamak isterdim. Bizim gittiğimiz tüm evler 2+1'den. Yani 2 oda, salon, jacuzzi falan. Emrecan, tabii ki neyse. O tür evler aşağı yukarı rezervasyon yaptığınız zaman 2+1 evler 100-110 TL falan. Belki 120 TL, evet, günlük. Ama hostelde kalmak istersen, ki kaldık da bilgisayar çalınma vakasından sonra paramız yetmemişti. Hostelde kaldık ve 30 lira mıydı günlüğü? 30 lira, 25-30 lira falan da. Güzel bir hosteldi bu arada. Peki hiç Ukrayna'da Türkiye denk geldiniz mi? Hepsi şekilde. Cidden sefa Türk grubu harika. Bizim orada tanışıp da yararını gördüğümüz bir Türk var, o da bizim ev sahibimizdi. Dolandırmaya çalışan oldu. Hani kavga edeceğimiz, birbirimizi bıçaklayacağımız duruma geldiğimiz kişiler oldu. Cebimizdeki parayı çaktırmadan alamaya çalışan kişiler oldu. Yani hepsi ama illa iyi kişiler de vardı, biz denk gelmedik diyelim. Peki Ukrayna'ya gitmek için herhangi bir vize gerekiyor mu? Yoksa kimlik,
Pasaport. Yani ne şu gerekiyor? An Nisan ayının 2020'sindeyiz. Şu an öyle bir yönetmelik yok. Uzun zamandan beri öyle bir yönetmelik yok. Hani ileride olur mu bilmiyorum. Ama şu an kimlikle gidebiliyorsun. Pasaportunla yani kimlik ve pasaporta gitmenin şöyle bir mantığı var. Bilmiyorum böyle bir soru var da var mı bilmiyorum. Açıklayayım şimdi. Kimlikle gittiğin zaman sıra bekliyorsun. Bir 1,5-2 saat daha fazla sıra bekleme durumun var sadece bu. Anladım. O peki, şeyi açıklayayım mı var? O giriş aşamasındaki evet. Sistemi açıklayayım mı? Belki izleyenlerimiz merak ediyor. Tamam. Abi şimdi biz uçaktan indik, havaalanına girdik. Dediler ki ilk defa mı geliyorsunuz? Eğer ikinci defa daha fazlasında geliyorsanız siz direkt sıra beklemeden gümrükten onay verip direkt gidiyorsunuz. Hiç sıra beklemeden hiçbir sıkıntı yok. Biz ama ilk defa gittiğimiz için şöyle bir şey oldu. Bizi beklettiler ve bir sorgu odası var. Sorgu odası. Sorgu odasında bize öncelikle şunu kesinlikle gidiş dönüş biletinizin olması lazım. Bak gidiş dönüş biletinizin olması lazım. Zaten gidiş gittiyseniz gidiş biletiniz vardır. Dönüş biletinizin olması lazım. Kalacağınız yerin rezervasyonu olması lazım. Gitmeden önce şöyle bir şey denk gelmiştim. Her gün için cebinizde 50 dolar para, yani 4 gün gideceksiniz, 200 dolar para, bir de ayrıyetten 250 dolar para istedikleri söylenmişti. Biz böyle bir şey denk gelmedik. Yani cebimizde o kadar para da yoktu. Yani kartla en azından. Denk gelmedik. İçeri geçtiler. Ne için geldiğimizi sordular, nerede kalacağımızı sordular. Gösterdik rezervasyonlarımızı. Parmak izimizi aldılar, imza attılar. Fotoğraf çektiler ve biz gittik. Yani öyle zor bir şey değildi. Tek zorluğu 1-2 saat boyunca sıra beklememiz oldu. Tüm bunları hallederken dil sizin için ne gibi bir sorun oluşturdu? Şimdi dil, zaten benim İngilizcem yok. Benim herhangi bir dilim yok. Ben Türkçe'yi zor konuşuyorum. Yani. Belli. Şimdi şu şekilde resmi dairelerde ki memurlar kesinlikle İngilizce bilmiyor. Kesinlikle bilmiyor ve tren bileti alırken, çünkü Kiev'e geçmiştik, bunu anlatacağım. Alırken veya bir restoranta girdiğimizde, McDonald's, Burger King gibi yerlere girdiğim, böyle yerlerde hani cidden İngilizce menü isteyip elinizle göstermeniz lazım, yoksa anlamıyorlar. Muhabbet ederken yüzde büyük bir çoğunluğu İngilizce biliyordu yani. Onlar da bizim gibi okulda gördüğü İngilizceyle yetiniyor, biz de yetiniyoruz ve iki taraf birbirini anlamak istediği zaman bu bir şekilde oluyor. Yani en olmadığı zamanlar Google Translate'den onların diliyle bizim dilimizi translate ederek, çevirerek anlaşıyorduk. Peki Türkiye'den gittiğiniz için oradaki internet bağlantısını nasıl hallettiniz? Havaalanına indiğimiz zaman oranın hat firmalarının bayisi oluyor ve ben 150 grivnaya ya da 200 grivna olacak Türk parası ve 40-50 TL bir şey. Sınırsız internet. Kaç günlük? Bir aylık sınırsız internet işte. Hani Türkiye'ye dakika var mı hatırlamıyorum inanın. Ama hani dakika yine oradaki hatlara. Mesaj hakkı falan gayet bol bir tarifeydi yani. Türkiye'ye gelince 100 lira fatura ödüyorum. 1000 dakika, 1000 SMS, 5-6 GB anlasın. Onu da söylemek isterim bu arada. Şeyden soracağım. Ukrayna'da tren yolculuğu hiç yaptınız mı? Yaptım. Lviv, Kiev arasında çünkü Kiev, Lviv'de biz doyduk. Kiev'e geçmek istedik, planlarımız da vardı. Tren yoluna gittik. Ve Kiev'e biletlere baktık. Ama bu süreç cidden çok zorluydu. Lviv ile Kiev arası ortalama kaç saat? Yani 13-14 saat. Belki bindiğiniz trene göre bu azalıyor, çoğalıyor ama bir gününüz ölüyor diyebilirim. Yani yarısı gidiyor en azından. Ücreti ne kadardı peki? Fiyatı şu an hatırlamıyorum. Yani yanlış bilgi vermek istemem. Ama videonun bir yerine koyarım. Orada insanlar güncel fiyatı görür. Şehir içi ulaşım ücretleri ne kadar? Şimdi bu sizin metroya mı bineceksiniz, otobüse mi bineceksiniz değişiyor. Ama otobüsler 1-2 lira, metrolar keza o şekilde. Biz ama hani elimizden geldiği kadarıyla taksiler pahalı. Havaalanına indiğimizde şehir merkezindeki evimize taksi bize 300 gram falan fiyat çekmişti. 60 lira falan fiyat çekmişti.
Uber çağırmıştık. Bir de oraya özgü bir Bolt, Uber gibi Bolt aynısı. İki uygulama dinlemiştik, hangisi uygun sonu çağırmıştık. Normal taksi bize 60 lira fiyat çekerken belki biz 20 TL'ye, ki ödediğimiz en yüksek para buydu taksiye Uber'e verdiğimiz, şehir merkezinden havaalanına bize 15-20 TL götürmüştü toplam. Ve mesela şu şekilde buradasın, 2 km ileriye gideceksin, ödeyeceğin para 5 lira ama adam yine gelip seni alıyor. Çünkü biz gittiğimizde hava çok soğuktu, yürürken sinirlerimiz bozuluyordu, üstümüzde müsait değildi. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelirken hediyelik eşya olarak bir şey getirdin mi? Vallahi getirdim, getirecektim ama geleceğimiz gün bilgisayarım çalındığı için hepsi benim çantama gitti. Yine gelmeden önce cebimizde 3-5 kuruş bir şey kalmıştı. Onda da Libya özgü sembollerin olduğu, işte kart, İskambil kartı olsun, çan olsun, onun gibi bardak filan. Bilgisayarın ve pasaportun çalındıktan sonra polisler müdahale etmediler mi ya da sen polislere gitmedin mi? Şimdi polislere gittik. Sadece polislere gitmekle kalmadık. Elçiliğe ulaştık. Konsolosluktaki insanların yardımcı olmasını bekledik. Fakat pek orada olmadılar diyelim. Çünkü hırsızlığın yaygın olduğu bir şehirken, yani mesela bizim Optimum'un oradaki hırsızlara hangi polis müdahale etsin, hangi birine müdahale etsin? Bunun gibi düşünebiliriz. Şöyle bir sorum olacak. Kız arkadaşımla karar verdik. Mesela Ukrayna'ya gideceğiz bir hafta. Her şey tatil. En lüks şekilde yaşayacağız. Yememiz olsun, kalmamız, içmemiz. Ortalama öngörebileceğiniz bir fiyat var mı? Bir hafta boyunca harcayabileceğimiz. Şimdi, her şey dahil. İçme, tamam. Konaklama, yeme. Şimdi şu şekilde cevap vereyim. Öncelikle bu bileti hangi tarihte aldınız, ne zaman aldınız, evde mi, hostelde mi, otelde mi kalacaksınız, birçok etkene göre değişen bir şey. Ama kabaca bir örnek vermek gerekirse, şu an İstanbul'dan aldığınız zaman uçuşu git gel ortalama hani 600 lira falan maksimum. Yani daha ucuz da bulursunuz. Hostelde kalmak isterseniz günlüğü 30 lirayken evde kalmanın günlüğü 100 lira. Bunda bir fark olacaktır. Fakat hadi uçak biletimi dahil etmeyeyim bu hesabınıza. Bir artı bir yerde tuttuğunuzu düşünelim. Klaplara gittiğinizde içmekten geberdiğinizi düşünelim. Gerekirse lojaya oturduğunuzu düşünelim. Yemek olarak en lüks restoranları, hani ama ki yani lüksün bir sonu yok. O yüzden hani ortalamanın üzerinde diyebilirim. Ortalamanın üzerinde bir restoran seçtiniz, üç öğün ve her yere Uber'le gittiniz. Gezilebilecek tarihi mekanları gezmeye çalıştınız elinizden geldiğince. Hani bu dediğim fiyat şu an belki üst olur, belki 1000 lira fazlası olur, belki 1000 lira aşağısı olur ama benim şu an kur 4-13 iken uygun gördüğüm fiyat kişi başı bilet hariç diyebileceğim 3,5-4. Bir daha söylüyorum, 1000 liraya da çıkarabilirsiniz bu tatile, 2000 liraya da çıkarabilirsiniz. Hani evde kalmak yerine hostelde kalırsın, restoranda T-bone steak yiyeceğine evde menemen yersin, 1000 liraya gelir mesela. Ukrayna'nın neyi meşhur mesela? Herhangi bir kendilerine özgü bir yemekleri var mı? Ukrayna gördüğüm şey vardı. Ya bu kruvasan. Lviv kruvasan cidden çok meşhur. Her yerde bir Lviv... adı neydi ya? Kruvasan. Lviv kruvasan görebiliyorsunuz her yerde. Oradan gelen kız arkadaşım, hani normal arkadaşım, hep onunla özelliklerini söylüyor. Bir de özel bir içkileri vardı. Kirazdan ya da vişneden yapıp, vişne likörü, aynen yani vişne likörü. Ona özgü, içmenizi tavsiye ederim ama soğunluğu için kesinlikle. Konsept mekanlarını çok beğeniyorum. Zaten iki tanesine video çektim. Pazarlıkla hesap ödeme ve kırbaç olan mekandan. Bu tarz yine mekanlar var. Bir şey sorabilir miyim? O kırbaçlandığınız videodaki konsept nasıldı? Mekanı zaten Mazo Cafe var. Maloşis Cafe var. Mekan girerken bir tane kırbaç yiyorsun götüne hafif küçük şiddetle. Daha sonra oturuyorsun. Menüde şey var. O acı isteyen kişiler özel bir menü var. Bölüm var. Oradan eğer sevgiline gittiysen işte sütyen çıkartmalı şeyler var. Ama biz iki erkektik. O yüzden hani
garson yan masadaki kızı çağırdı. Ve hani kızın apış arasına kafamı dayadım. Kırbaçladı beni. Tamamen kişiye özel. Parasını vererek yaptırdığım bir şey sırf video çekmek için. 200 lira da vermiştik. 40-50 lira bir şey. Anladım. Peki o mekana giren herkes mi o kırbaç? Kesin bir tane kırbaç yiyeceksin. Ama yani şey değil yani. O kadar abartacak bir şiddet üzerine değil. Hani. Anladım. Kırbaçlandığınız, az önceki söylediğiniz mekana tekrardan gitmek ister misiniz? Ukrayna'ya gitseniz. Ben bir kızla gitmeyi tercih ederdim. Peki kızla gittiğiniz zaman orada size yapılacakları şey hakkında bir bilginiz var mı? Hani az önce söylediğiniz menüde. Ya aşağı yukarı ne tahmin ediyorum izlediğim videolara kıyasla. Hani kızın tişörtü çıkartılır. Hani kızın işte efendime söyleyeyim yağma vücudundan bir yere öpersin. Dudaklarından buz alırsın efendime söyleyeyim. Bu tarz cins şeyler yaparsın yani. Ve bence bu güzel bir anı. Sevgilinle paylaşacağın güzel bir an olur bana göre. Ukrayna'ya... Galatizm. Ukrayna'ya gitmek isteyenler için bu mekanı önerir misiniz? Ya şunu öneririm öncelikle kesin, yani bu benim kendi tercihim ama kesinlikle kışın gitmeyin. Kesinlikle yani. Yazın özellikle Odessa'ya gitmek istiyorum. Yine o sene giderim. Daha gidemedim Odessa'ya, gideceğim. Burası var ya burası. Ukrayna'da kumarhane var mı? Yok. Yasal olmayarak var. İllegal. İllegal olarak var. Mesela oradaki kadınlar hakkındaki düşüncen ne? Kadınlar güzeller. Çok güzeller. Her iki dakikaya bir aşık oluyordum ilk gün. Yani sokakta yürüyorsun, top aşık oluyorsun. Öbür giderken başka top ona aşık olduğun tak. Sürekli bu şekilde bir sürekli bir aşık olma sendromu yaşadım ilk gün. Tabii sonra gözümüz alıştı. Tabii Türkiye'nin kızları da güzel olduğu için. Peki oradaki... Ama şunu söylemem lazım var sevgili dostum. Oradaki insanlar cidden tipe bakmıyor. Neden biliyor musun? Çünkü o kadar çirkinler ki artık Ukrayna kızları tipe değil de karşı tarafın olan kendisine olan ilgisine, muhabbetine falan bakıyor. Yani mesela burada... Türk kızlarında yok mu? Hayır yok. Hani Türk kızlarında benim yaşantım boyunca şunu gördüm. Değer vermediğin zaman kazanırsın. Ama orada değer verdiğin zaman kazanırsın. Çünkü karşıdaki insan diyor ki çocuk bana değer veriyor. Ben bunu gördüm. Bir algı yaratmak istemem. Ukrayna kızları vericidir, koşun gidin diyemem. Çünkü evet biz kız talan videosunda 2-3 tanesi cidden yakından tanıma fırsatımız oldu birbirimize. Ama her insan için geçerli değil bu. Erkekler hakkında... Fiziki olarak hani belki tabii manken gibi onlar vardır ama samimi olarak söylersem hani ne diyeyim ben benim tipim örneğin biliyorum Türkiye seviyesinin ortalamasında. Fakat Ukrayna'da cidden yakışıklı sayılabilecek bir şey değil. Ukrayna hakkında dikkat edilmesi gereken özel bir bilgi var. Ukrayna ülkesi fakir bir ülke. Yani refah düzeyi olarak Türkiye kadar en azından zengin bir ülke değil. O yüzden hırsızlığın, yan kesiciliğin fazla olduğu bir ülke. Hatta evvelte bana şöyle bir olay şahit olmuş, yani, okudum diyeyim. Adamın pasaportunu çalıyor, adamın iletişime geçip pasaportunu ona yine satıyordu. Böyle şeyler oluyor. Dikkat etmemiz gereken diğer bir husus ise kafelerde ya da marketlerde su alırken iki çeşit su olduğunu gördük. Bir tanesi normal bizim içtiğimiz suyken, diğeri gazlı su olarak geçen bir suydu. Ben içmeyi tercih ettim çünkü alkol vücuttan temizliyordu. İçmeyi tercih ettim. Hatta bazı insanlar hayatları boyunca sadece gazlı su içerek yaşıyor. Tadı güzel değildi. Ben zorunlu olarak içtim. Kendimi kötü hissettim madde içtimlerim. Ben daha basit İngilizce'de no gas, water deyip... Water. 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 Tamam. Ama water diyorum ben genelde. Toplum içinde diğer ülkelerle konuşurken water diyorum ben.